İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, kutuplarda İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. Hazırlayıp sunanlar Açık Radyocular. İklim krizini 2. Dünya Savaşı'nın patlamasını haber verir gibi versek. Savaşın başlangıcında gazeteciliğin amacı, dünyayı bekleyen felaket hakkında insanları bilinçlendirmekti. İklim krizine de aynı duyarlılıkla yaklaşmalıyız. Bill Moyers İklim krizini ele almak hemen Covering Climate Now projesi, The Nation ve Columbia Journalism Review adlı yayın organlarının ortak sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. The Guardian gazetesi ve diğer bazı ortakların da katıldığı iklim krizini ele almak hemen projesi, medya gazetecilerini ve haber kanallarını bir araya getirerek medyanın bir bütün olarak iklim krizini ve getirilen çözümleri kamuoyuna duyurmak için daha etkili yollar bulmasını amaçlıyor. İkonik televizyon habercisi gazeteci Bill Moyers konferansın kapanışında bir konuşma yaptı. Bu konuşma The Guardian'da 22 Mayıs'ta yayınlandı. Canan Ener Sılay'ın Türkçe'ye çevirdiği metni kısaltılmış haliyle aktarıyoruz. Konuşmanın metnine ve ilgili linklere Açık Radyo web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ünlü çevreci David Attenborough'un kısa bir süre önce Polonya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada dediği gibi, Uygarlıklarımızın çöküşü ve doğal dünyanın büyük bölümünün olası yok oluşu konusunu biz medyacılar olarak nasıl daha etkin bir şekilde ele alabileceğimiz hakkında bir özet yapmam istendi benden. Sihirli bir değnekle gelmiyorum sizlere ve konu hakkında uzman da değilim. Sizler gibi bir gazeteciyim ben de. Yani anlayamadığımız şeyleri anlatmak konusunda yetenek sahibi olmayı gerektiren bir mesleğin mensuplarıyız hepimiz. Anlayamadığım öyle çok şey vardı ki yetişkinlik çağımın eğitiminde hep gazetecilik yolundan ilerledim. Konular o kadar ilginç ve şaşırtıcı, işin kendisi o kadar tatmin ediciydi ki, yarım asır boyunca hiç hız kesmeden çalıştım. Ta ki iki yıl önce, 83 yaşımda, uzun bir hayatın yan etkilerinden ötürü yorulup, az veya çok emekli oluncaya kadar. O günlerden bu yana, aynı gazetecilik ruhunu paylaşan siz arkadaşlarımla ilk kez bir araya gelme fırsatını buldum bugün. Ve dostluğunuzu ne kadar özlediğimi hatırladım. Çoğumuz küresel ısınmayı medyada işleme konusunda yetersiz kaldığımızın farkındayız. Bağımsız gazeteciler, fotoğrafçılar ve bazı geleneksel basın ve diğer haber kanalları tarafından hazırlanan mükemmel raporlar oldu. Bunlar yayınlandı. Ama sesleri en çok ve en yüksek çıkan Amerikan medyasının devleri, kurumsal yayın şebekeleri muazzam kârlarına rağmen konuyu işlemekten kaçındılar ve utanç verici biçimde sessiz kaldılar üç büyük medya ağıyla Fox'un iklim değişikliği ile ilgili toplam yayın süresi 2017'de yıllık 260 dakikayken 2018'de sadece 142 dakikaya düştü. Yani %45'lik bir azalma oldu. Media Matters'ın raporundan. North Carolina Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Fakültesinin yayınladığı bilgiye göre Ülke çapında pek çok gazetenin kapanması veya başka gazetelerle birleşmesi sonucunda 1300'den fazla yerleşim yerinde halk iklim haberlerine ulaşamaz oldu. Yüzlerce başka gazete, hayalet gazete haline geldi. Değil iklim değişimiyle ilgili haberler yapmak, yerel haberleri bile verecek maddi kaynakları kalmadı. İnternetteki haber siteleri ve bazı televizyon yayınları, yerel haberleri canlı tutmak için büyük gayretle çalışıyorlar. Ama bu alternatif yayın organlarının tutunma başarısı basılı gazetelerin yok oluş hızından daha yavaş oluyor, diyor Pointer'dan Tom Sites. Ve ne yazık ki hala ortalıkta olan haber kanallarının çoğu iklim krizini ya görmezden geliyor ya da yanıltıcı haberler veriyor. Fosil yakıt şirketlerinin ve onların paralı sözcülerinin, ideologlarının ve politikacılarının yalan propaganda bombardımanına karşı çıkamıyor. Ama gerçek olaylar insanları eğitir, tecrübeler öğretir, ve iklimin altüst olmasından ötürü o kadar çok yıkıcı olaylar yaşanıyor ki her geçen gün daha fazla Amerikalı insan bunların nedenini öğrenme, geleceğin neler getireceğini bilme ve nasıl önlemler alabileceğini anlama ihtiyacı duyuyor. Biz gazeteciler insanlara bu tehdidin büyüklüğünü kavramalarına yardım etmek için belki de son şansımızı kullanıyoruz. Gazeteci ve şimdi iklim aktivisti olan arkadaşım Bill McKibben geçen hafta bana şöyle dedi. Önümüzde bir felaket gibi yükselen yok oluş ihtimaline karşı buna tepki veren genç insanların liderliğinde gerçek bir iklim direnişi büyük bir ivme kazanıyor. Şimdi önümüzdeki mücadele zamanın ruhunu yani Zeitgeist'ı dramatik bir şekilde değiştirmek ve hep birlikte kenetlenip nihayet iklim krizi üzerinde odaklanmaya başlayan kamuoyunu güçlendirmek olmalıdır. Dolayısıyla her ne kadar elimde sihirli bir değnekle gelmediysem de buraya, öyle bir şey yoktur zaten. Önümüzdeki zorlu görevle baş etmemize yarayacak birkaç hikaye paylaşmak istiyorum sizlerle. Küresel ısınma sorununu ilk kez ne zaman duyduğumu anlatmakla başlayayım. Bu salonda bulunan birçoğunuzun henüz doğmadığı zamanlardı. 54 yıl önce, 1965 yılının başlarında. Beyaz Ev'de duydum. Başkan Lyndon Johnson'ın hiç istemediğim halde basın sözcüsü olmadan önce iç siyaseti koordine eden özel yardımcısıydım. Bir gün, Bilim Danışma Komitesi'nden iki üye başkanın ofisine geldi. Bunlardan biri ünlü oşinograf yani okyanus bilimcisi Roger Revelle'di. Revelle'ın kazanmıştı zira birkaç yıl önce, ''Dünyaya salınan karbonun miktarı ne kadar çok olursa olsun, okyanusların bunu içine emecek kadar büyük hacimli olduğuna dair yaygın inancı çürütmüştü. Bu tezin doğru olmadığını söylüyordu Rivel. Çünkü deniz suyunun kimyası sınırsız emilimin gerçekleşmesini engelliyordu. Şimdi, diyordu Rivel, insanlar muazzam bir jeofiziksel tecrübeyle karşı karşıyalar. Önümüzdeki birkaç nesil boyunca, dünya üstünde 500 milyon yıl boyunca yavaş yavaş birikmiş olan fosil yakıtları tüketeceğiz bu kadar çok petrol, gaz ve kömür yakmak, atmosfere muazzam miktarlarda karbondioksit salgılayacak. Ve uzay boşluğuna dağılması istenen bu karbondioksit, atmosfer tarafından yeryüzünde sıcaklık olarak hapsedilecek. Dünyanın ısısı artacak, kutup bozulları eriyecek, deniz seviyeleri yükselerek dünyanın sahil bölgelerini seller altında bırakacak. Başkan Johnson bu bilim insanlarını ciddiye aldı. Başkan Kennedy'nin yardımcısı olarak NASA'nın Ay'a insan gönderme projesini yöneten komitenin başında bulunuyordu kendisi. Dolayısıyla Ravel ve onun iş arkadaşları Johnson'dan yeşil ışık aldılar ve 1965 yılının sonbaharında yükselen karbondioksit seviyelerinin insanlığın karşısında nasıl bir olası tehdit oluşturduğunu açıklayan ilk resmi raporu yayınladılar. 8 Kasım 1965'te Lyndon Johnson bu tehlikeyi Kongre'ye bir mesajla ileten ilk Amerikan başkanı oldu. Başkan Johnson bizlerden bu raporu gerek hükümet içinde gerekse kamuoyuna yönelik olarak duyurmamızı istedi. Üstelik raporda çevre kirliliğini azaltmaya yönelik ekonomik teşvikler ve çevreyi kirletenlere karşı ilave vergiler getirilmesine vurgu yapıldığı halde. Bunlar 1965 yılında oldu, neredeyse 60 yıl önce. Daha o zamandan gelecek açıkça görünüyordu önümüzde. Ama biz gerekeni o zaman yapamadık. Bir yıl sonra Vietnam Savaşı'nın yoğun gündemine boğulmuş olan Başkan Johnson'ın dikkati de aldı. Hükümetin bütçesi başka önceliklere tahsis edildi. Amerikan ulusu hızla kutuplaştı. Böylece küresel ısınmayla ilk yüzleşme şansımızda yarı yolda kaldık. Bizim ve bizden sonra gelen yönetimlerin iklim konusunda harekete geçme başarısızlığı, bugünkü krizin metastaz yaparak daha da büyümesine ve yayılmasına yol açtı. Şimdi gazetecilerin bir ölüm kalım savaşı gibi ki öyle ele alması ve anlatması gereken bir noktaya geldik. Şimdi bu zorlu mücadeleyle yüzleşmemize yardımcı olacağını ümit ettiğim ikinci bir hikayeye geçeceğim. Bu Murrow ekibi hakkındaki hikayemdir. Edward R. Murrow ve onun İkinci Dünya Savaşı'nın arifesindeki Avrupa'daki CBS radyosu için işe aldığı o zamanlar henüz adları bilinmeyen genç adamlarla ilgili hikayem. O zamanlar Texas'ın Marshall kentinde yaşayan 6 yaşında bir çocuktum. Anne babam özellikle Franklin Roosevelt'in konuşmalarını dinleyebilmek için eve elden düşme bir radyo satın almışlardı. Ben de cumartesi günleri yayınlanan dizi tiyatro programlarını özellikle Green Hornet'i izliyordum radyodan. Maro ekibiyle böyle tanıştık ailecek. Her akşam CBS'teki haber bültenlerini dinlerken Haberlerde anlatılan olayları o zamanlar pek anlayamasam da anne babamın koltuklarının önünde yere otururdum ve hep birlikte radyoya kulak verirdik her akşam. Oturma odamızın bir köşesindeki lekeli kahverengi konsol radyosundan gelen sesleri bugün bile hala duyabiliyor. Bu seslerin kafamda yarattığı resimleri hala canlandırabiliyorum. O zamanlar tanınmayan ama sonra gazetecilik tarihine isimleri altın harflerle yazılan bu radyo habercileri şunlardı. Başta Murrow ve Eric Severide, William L. Shirer, Larry Lesueur, Charles Collingwood, Howard K. Smith, William Randall Downs, Richard C. Hotlet, Winston Burdett, Cecil Brown, Thomas Grandin ve aralarındaki tek kadın Mary Marvin Breckenridge. Onlar hakkında daha fazla bilgi için Stanley Cloud ve Lynn Olson tarafından yazılan The Murrow Boys, Pioneers on the Front Frontlines of Broadcast Journalism yani Morrow ekibi Radyo Gazeteciliğinin Öncüleri adlı harika kitabı okuyabilirsiniz. Bu muhabirler Sahte Savaş denen oyunun oynandığı 1939-40 arası tüm Avrupa'ya yayılmışlardı. Tıpkı günümüzdeki küresel ısınma felaketinin adeta bir ağır çekimle yaklaşması gibi o tarihlerde de dünya savaşı yaklaşıyordu. Morrow ekibinin habercileri Nazi tehdidini görüyor ve büyük buhrandan yorgun ve yoksun düşmüş Amerikan halkının dikkatini bu tehlikeye çekmeye çalışıyorlardı. 1939 yılının Eylül ayında, Avrupa'nın alevler içinde yanmasına sadece saatler kalmışken, New York'taki CBS'in başındaki kodamanlar, Murrow ve Shire'a, Londra, Paris ve Hamburg'taki gece kulüplerinden dans müziği yayınlanan bir eğlence programı yapma talimatını verdiler. Cloud ve Olson o günü şöyle anlatıyorlar. Londra'daki Murrow Berlin'deki şairlere e telefonda çemkirerek adamlar Avrupa'dan çok fazla tatsız haber geldiğini biraz da iyi haberler duymak istediklerini söylüyor, diyordu. Tam da Almanya Polonya'nın ırzına geçmek üzereyken radyoda yayınlanmasını istedikleri şovun adı Avrupa Dansları olmalıymış. Ama Murrow sonunda kararını verir. New York'taki o nokta nokta çocuklarının canı cehenneme. Belki işimizi kaybedeceğiz ama bunu yapmayacağız. Ve yapmadılar. Patronlarına kafa tuttular ve CBS radyosundan 20. yüzyılın en müthiş haberlerinden birini yayınladılar. Polonya'nın işgalini. Ama New York'taki kodamanlar hala direniyordu. Hitler 1939'un son aylarından 1940'ın ilk baharına kadar Fransa ve Low Countries yani Aşağı Ülkeler denen Hollanda, Belçika ve Lüksemburg sınırlarına dayandı. Ordularının panzerleri kendinden emin, her an vurmaya hazır bekliyordu gazeteci Şair öfkeden köpürüyordu. Aman ya Rabbi bu yaşlı kıta savaşın eşiğine gelmiş ama bizim haber kanallarımız günde 5 dakika bile olsun buradan haber geçmeye hala isteksiz. Tıpkı günümüzde haber ağları ve kablolu yayınların küresel ısınmadan söz etmeye isteksiz olduğu ve bu konuyu hemen hemen hiç işlemediği gibi. Zaman içinde Edmerol'a bizzat tanıştım ve onun Fred Friendly ile savaştan sonra yaptıkları belgesel dizisinde kıdemli muhabir olarak görev aldım. Murrow ekibinden Eric Severide, gazeteciler için bir mentor yani akıl hocası haline geldi. CBS'in akşam kuşağı haberlerinde yorumcu sunucu olarak yer aldı. Ben de Severide'den önce ve sonra aynı pozisyonda çalıştım. Howard K. Smith ile sık sık yazıştık ve birbirimizle kitaplar değiş tokuş ettik. Charles Collingwood'la Batı 57. sokakta bizim ofisin yakınındaki küçük Fransız kahvesinde buluşup sohbetler ettik. Bu adamlar geçmişin ayrıntılarından nadiren söz ederlerdi. Ama bir gazeteci olarak onların bıraktıkları mirası olan borcumu ve ülkemiz için yaptıkları hizmetleri asla unutmayacağım. Ben uzun kariyer yaşamım boyunca onlar gibi ve şimdi sizlerin geçirileceğiniz gibi bir sınavdan geçirilmedim hiç. Bizim küresel ısınmayla ilgili kendi sahte savaşımız sona ermiştir artık. Sıcak savaş buradadır, başlamıştır. Meslektaşım ve ortak yazar arkadaşım Glenn Scherer, küresel iklim alt üst olmasını sürekli vurkaç yapan bir sürücüye benzetiyor. Yani kimliği belirsiz, öldürücü ve kimliğinin saptanması için bakıp usanmadan soruşturma yürütülmesi gereken bir suçlu. Arada uzun sürelerle eylemsizlik görülüyor, kendisinden haber alınmıyor. Derken birden öğreniyoruz ki, Houston şehri seller altında kalmış, Paradise cayır cayır yanıyor. San Juan fırtınada havalara uçmuş ve New York metrosunu tuzlu sular basmış. Haber kanalları kalın yağmurluklar giyinmiş habercilerini kameraların önüne getiriyor. Veya arkadaki tepeler alevler altındayken haberciler polis bariyerinin gerisinden durumu izleyicilere aktarıyor. Ama verdikleri haberlerde küresel ısınma veya iklim altüst oluşu sözlerini nadiren duyuyoruz. Karbondioksit seviyelerindeki yükseliş, artan kuraklıklar, bunların yan zararları, neden-sonuç ilişkileri ve politikacıların fosil yakıt şirketlerinden elde ettikleri çıkarlar, bunlardan söz eden var mı? Hayır, unutun bunları. Haber kanallarının patronları, bu haberler işimize yaramıyor, reyting yapmıyor, diyorlar. Ama geçtiğimiz Ekim ayında bilimsel açıdan oldukça tutucu olan Birleşmiş Milletler'in düzenlediği hükümetler arası iklim değişikliği oturumunda şu saptama yapıldı. Küresel çapta sera gazları salımını, emisyonunu 2010 seviyesinin %45 oranında aşağı çekmek ve 2050 yılına kadar net sıfır seviyesine indirmek için gerekli önlemleri almak ve çok ciddi değişimler yapmak için önümüzde sadece 12 yıl var. Tom Englehart, Tom sitesinde insanlığın artık intihar nöbetinde olduğunu anlatıyor. Bazılarınız yakında dünyanın en uzak köşelerine seyahat ederek oralardan bu büyük altüst oluşun haberlerini yapacaksınız. Mesela palmiye yağı üretici şirketlerinin karbondioksitin hapsedilmesinde hayati önem taşıyan ormanları yok ettiği Endonezya'ya gideceksiniz. Başkan Bolsonaro hükümetinin ülkenin yerli doğal kaynaklarını endüstriyel işletime açma ve dünyanın ciğerlerini tehlikeye atma planları yaptığı Amazonya'ya gideceksiniz. Başkan Mondi'nin bir yandan kendine çevreci süsü verip, diğer yandan yıkıcı yapılaşmalara yol verdiği Hindistan'a gideceksiniz. Başkan Xi'nin dünya tarihinde görülen en büyük ulaşım altyapısını oluşturacak olan ve dünya sistemleri için bir felakete yol açacak Belt and Road yani karayolu kuşağı inşaatına giriştiği Çin'e gideceksiniz. Eriyen buzulların haberini yapmak için Kuzey ve Güney kutuplarına, yükselen okyanus sularının yutacağı Afrika'nın sahil şehirlerine, Pasifik'teki atollere, mercan adalarına, Miami'nin yoksul semtlerine gideceksiniz. Bu yıl ilkbahar ürünlerinin mahvolduğu, çiftçilerin çaresizlik ve acı içinde kaldığı Nebraska, Iowa, Kansas ve Missouri eyaletlerine gideceksiniz. Ve gerçekleri yalan haber diyerek aşağılayan, tabiatın gerçeklerini inkar eden ve yaklaşan felaketi, Mesih'in geri döneceğinin işareti diye nitelendiren, teokratik ilahiyatçı bir düşünceyi benimseyen ABD hükümetinin çılgınlığını, evet çılgınlığını diyorum, rapor etmek üzere Washington'a gidecek bazılarınız. Çılgınlık, hurafe, yıkım ve ölüm. Bu durumu doğru olarak aktarabilir miyiz? Her şeyi anlatabilir miyiz? Söylenmeyenleri söyleyebilir, insanlara değişimin mümkün olduğu ilhamını verebilir miyiz? Gazetecilik ne işe yarar? Gerçekten soruyorum. Yaklaşan savaş felaketine dünyanın uyanmasını sağlamak değildi de neydi gazetecilerin görevi savaş sırasında? Şimdi iyi bir haber vereyim. David Wallace Wells'in yeni yayınladığı müthiş kitabı The Uninhabitable Earth, Üzerinde Yaşanmaz Dünya hakkında The New York Times gazetesi bir rapor yayınlayarak dünyamıza yaptığımız acımasız, dayanılmaz kötülüğü anlatıyor diye yazmış ümit verici. David Wallace Wells şöyle diyor: Kirli enerjiyi, küresel gaz emisyonlarını, salımlarını ve atmosferi karbondan temizlemek için ihtiyacımız olan tüm araçlara sahibiz. Bunların çözümü mümkün ve elimizin altında. Ve ekliyor David Wallace Wells: Gerekli olan şey sorumluluğun kabul edilmesi. Gazeteciler olarak bizim sorumluluğumuzsa gerçekleri insanlara anlatmak Keşke sizlerle beraber gidebilseydim bunları anlatmak için. Kuşatılmış haber odalarımıza, düşürülmüş mevkilerimize ve gerçeklerin karşısında dikilen egemen güçlere rağmen, bugünler gazetecilik için çok heyecan verici zamanlar. Bu projenin iklim krizini ele almak hemen, Covered Climate Now'un günahlarımızın affedilmesi için bir başlangıç olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten. Uzun yaşamım boyunca bazı şeylerin hemen değişebildiğini gördüm. Örneğin Birmingham bombalamasından sonra, Selma yürüyüşlerinden sonra, örneğin Vietnam, Nixon ve Watergate, Berlin duvarı. Sarkaç aniden bir uçtan öbür uca savrulabilir. Kamuoyu fikrini değiştirebilir. Şimdi yine Murrow ekibine gelelim. 1940'ın sonlarıydı. Blitz, yani Hitler ordularının yıldırım savaşı başlamış, Londra bombardımanların altında yerle yeksan ediliyordu o yılın Eylül ayında Gallup Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anket, kuşatma altındaki Britanya'ya ABD yardımı götürülmesini Amerikan halkının sadece %16'sının desteklediğini ortaya koymuştu. Gazeteciler Olson ve Cloud, bir ay sonra bombalar Londra'nın tepesine inerken, Murrow ekibinin Amerikalıların oturma odasına yaptığı yayınlar sayesinde Amerikan halkının %52'si İngiltere'ye daha fazla yardım yapılmasını ister hale gelmişti, diye anlatıyor. Amerikan vatandaşları faşizmin yenilmesi için ileri doğru bir adım atmış ve Murrow ekibinin bunda büyük bir rolü olmuştu. Elbette bu gazeteciler faşizmin geriletilmesinde rol oynayan insanların sadece bir bölümüydü. Onların önemini abartmak istemiyorum. Ama oradaydılar ve doğru tarafta, doğru zamanda ve doğru bir şekilde yer almışlardı haberlerin en önemlisini, yani özgürlük savaşını anlatarak, hayatı savunarak. Biz gazeteciler için gerçeğin haberini yapmak gücümüzün ahlaki temelini oluşturur. İklim kriziyle ilgili gerçekleri, çarelerini ve çözümleri söylemek, yazmak bulaşıcı olabilir. Ve bizim bugün buradaki buluşmamız, Amerikan gazeteciliğinde bir dönüm noktasını oluşturabilir. Peki ama elimizde bir sihirli değnek yoksa ne yapabiliriz? kamu hizmetine baş koymuş, misyon edilmiş insanlar olarak aramızda işbirliği yapabilir, el birliği edebiliriz. Kaynaklarımızı paylaşmak için ortaklıklar kurabiliriz. Medya patronlarını ve yatırımcılarını halkların yararına ve çıkarına hizmet etmeye zorlayabiliriz. Manzarayı tüm yönleriyle bir bütün olarak aklımızda tutup, Kuzey Kutbu'nda eriyen buz kütlelerinin, Amerika'nın orta batısında felaketlere yol açabileceğini okuyucularımıza, seyircilerimize, ve dinleyicilerimize anlatabilir, tüm bu olaylar arasındaki bağlantıları kurabilmelerine yardımcı olabiliriz. Onları bekleyen tehlikeyi yeniden ve yeniden hatırlamak için her gün çocuklarımızın, torunlarımızın fotoğraflarına bakıyoruz. Ve yalancılara, inkarcılara ve hiçbir şey yapmayan işe yaramazlara def olun diyoruz. İnkarcılıkla hiçbir yere varılmaz. Bazılarınızın bildiği gibi bağımsız gazeteciliği desteklemeye kendini vakfetmiş, kar amacı taşımayan küçük bir kuruluş olan Schumann Media Center'ın yani Schumann Medya Merkezi'nin başkanıyım ben. Merkezimiz 1961'de Montclair, New Jersey'de toplumsever bir aile olan Schumann çiftinin kurduğu Florence ve John Schumann Vakfı'nın bir devamı olarak güçlü demokratik değerlerle yetişmiş çocukları tarafından kuruldu. Vakfın benim ulusal televizyonda yaptığım gazeteciliği desteklemesi sonucunda güçlerimizi birleştirdik, ve ben vakfın ve şimdiki merkezin başkanı oldum. Aile tüm maddi varlığını merkezimize bağışladı ve mütevazı da olsa artık yeterli kaynaklara sahibiz. Schumann Media Center olarak The Columbia Journalism Review ve The Nation'ın başlattığı Covering Climate Now projesine 1 milyon dolar bağışlıyoruz. Böylece projenin ilk yılını başarıyla tamamlamasını umuyoruz. Başka vakıfların ve bireysel hayırseverlerin de bu davaya katkıda bulunmalarını bekliyor ve bulunacaklarına inanıyorum. Düşünmek ve konuşmakla geçen güzel bir gün oldu bugün. Şimdi harekete geçme zamanı. Schumann Media Center'daki arkadaşlarımla birlikte sizlere gazeteleri, radyo istasyonlarını, yerel haber kanallarını ve büyük medya şirketlerini temsil eden siz gazetecilere başarılar diliyorum. Hepinize ihtiyacımız var. Sizler olmadan olmaz. Bill Moyers bir radyo gazetecisidir. 37 Emmy ödülü, 9 Peabody ödülü kazanmıştır. National Academy of Television, Ulusal Televizyon Akademisi'nin ömür boyu başarı ödülünün sahibidir. Schumann Media Center'ın başkanıdır. Bill Moyers, emektar çevre aktivisti, gazeteci Glenn Scherer'e yaptığı araştırmalar ve kendi konuşması için verdiği fikirler için müteşekkirdir. Değerli çalışmalarına Mongabay.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Selma yürüyüşleri 1965 yılında Alabama'nın Selma kentinden eyalet başkentine giden 87 kilometrelik yolda tarihe geçen 3 protesto yürüyüşü yapıldı. Martin Luther King öncülüğündeki bu yürüyüşler kamuoyunu ateşledi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın oy hakkı kanununu çıkarmasını sağladı. İklim acil. Amazon'da, Afrika'da, Alaska'da, Sibirya'da, Kutuplar'da, İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. Hazırlayıp sunanlar açık radyocular.